akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayınında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında koronavirüsle ilgili hastalığa yenik düşen 7 insanın daha olduğunu belirtti. Bakan Koca yaptığı açıklamada son 24 saatte 3672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var. Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar ifadelerini kullandı. Tutuklanan Azerbaycanlı iş adamı Mubarz Mavsun'un sağlık durumu kötüleşti. 15 Mart tarihinde gözaltına alınan ve hızla ilerleyen mahkeme sürecinin ardından 17 Mart'ta tutuklanan Mubarz Mavsun'un sağlığı keskin bir şekilde kötüleşti. Doktorlar kan düzenleyici serum takmak istese de Mavsun bunu kabul etmek istemediğini belirtmiştir. Alınan bu haber Mubarz Mavsun'un basın sekreteri Fidan Gülüvey'e tarafından onaylandı. Cephe üzerinde şiddetli atış sonucunda bir düşman askeri öldürüldü. Ermeni Silahlı Kuvvetleri ateşkesini Karambay yönünde sabote etmeye çalıştı. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında birimlerimizin dikkatinin bir sonucu olarak bir düşman asker öldürüldüğünü, yaklaşık bir gün boyunca düşman askerin cesedi asker siperler arasındaki alanda kaldığını, şu anda çekim bu yönde devam ettiğini, durum birimlerimizin kontrolü altında olduğunu belirtti. Savunma Bakanlığı cephedeki durumun ağırlaştırılmasından doğan tüm sorumluluğun Ermeni tarafında olduğunu da belirtti. Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken Çin'de bir virüs daha ortaya çıktı. Hantavirüs olarak bilinen virüs sebebiyle bir kişi hayatını kaybederken 32 kişi de karantina altına alındı. Tüm dünya Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını ile mücadele ederken Çin'de bir virüs daha ortaya çıktı. Çin'in Yunan bölgesinde bir kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün kemirgenlerin dışkısından insana geçtiği öğrenildi. Hantavirüs nedir? Bünyeviride ailesinde bir RNA virüsü olan hantavirüs, ilk izole edildiği yer olan Güney Kore'deki Hantan Nehri'nden adını alır. Virüsün yol açtığı kanamalı ateşle seyreden RNA sendrom daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülürken, hantavirüs pulmoner sendromda neden olan tip daha çok Amerika kıtasında görülmektedir. Geçen yıllarda ülkemizde ortaya çıkan kenelerle bulaşan Kırım Konga kanamalı ateşinin etkeni olan nirovirüs de yine bünyeviride ailesindendi. Azerbaycan'da 15 kişi daha koronavirüs teşhisi konuldu. Şu anda Azerbaycan'daki özel rejim hastanelerinde yatan 76 aktif koronavirüs hastası tıbbi gözetim altında. 6'sı orta durumda, diğerleri normal hissediyor ve sağlıkları stabil. Hastaları tedavi etmek için gerekli önlemler alınmaktadır. Ülkede koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek ve enfeksiyon vakalarını belirlemek için çeşitli hastanelerde kurulan karantina bölgelerinde 2126 kişiyi incelemek için uygun önlemler alınmaktadır. Koronavirüs enfeksiyonu vakaları hem yurt dışında hem de ülke içinden Azerbaycan'a gelen insanlar arasında tespit edilmiştir. Bu nedenle enfeksiyonun yayılmasını önlemek için herkes hijyen kurallarına, Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel kararların gerekliliklerine ve tavsiyelerine kesinlikle uymalıdır. Vatandaşların öz izolasyon tedbirlerine uygun davranması, sadece ciddi bir ihtiyaç olduğunda evi terk etmesi, diğer insanlarla en az temasa geçmesi, kalabalık yerlere gitmemesi ve mevcut önleyici tedbirlerin koşullarını sıkı bir şekilde takip etmesi gerekmektedir. Ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.